28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misiniz? Gideceğim. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Allah devlete, millete hayırlısı, kimisi onu nasip etsin başımıza. Gideceğiz tabii. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan? Erdoğan. Neden? Vallahi biz sağ görüşlüyüz, Erdoğan'a vereceğiz. Siz? Tabii ki de Erdoğan. Neyse oğlum. Kullanmıyorum. Erdoğan. Gideceğiz elbette. Vatandaşlık görevimiz. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu neyimize lazım yavrum? Mümkün değil. O kadar. Kazanamaz diyorum ben. Teşekkür ederim. %70-%75'lerden giden Erdoğan'da Tayyip Erdoğan. İkinci yani turda kalkıp da şeye mi verecek Kılıçdaroğlu'na? Bu sefer tam sandığa gömeceğiz. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misiniz? Allah-u Teala ömür verirse gideceğim inşallah. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Erdoğan kazanır Allah'ın izniyle. Yol desen yapmış. Köprü desen yapmış. Hastaneleri yapmış. Bu insanlara bu kadar imkanlar tanınmış. Dünyaya seni tanıtmış. O içindeki o mücahit ruhunu insanların canlandırmış. Yapmadığı şeyi var mı ki? Tankını yapmış, topunu yapmış, silahını yapmış. İnsanlara kıymet vermiş. Ne yapsın ki? Dindar adam. Sana bir şey söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'a düşmanlık asıl ne bilir misin? Onun dindar oluş. Başka hiçbir şey değil. Yoksa onlar da biliyorlar bu hizmetleri, onlar da gördü. Marmara'yı görürler. Efendim tünelleri görürler. Karayolların yaptığı yolları görür. Bursa'dan havalana bir saate neydi o şeyin ismi, köprünün ismi? Onu yap. Her şeyi yapmış. Yapmadığı bir şey mi var? Ha biraz pahalılık var. Ona göre de denceyi sağlar. Maaşın hani dolarından bahsediler. Dün işte bu kadar dolar değil. Şimdi böyle. Dün de benim maaşım 5 liraydı. Şimdi 10 lira. Örneği. 20 liraydı. Şimdi olmuş 40 lira. Hiç onu konuşan yok. Patates. Senin maaşın artır mı? Patates de artar artık. Soğan da artar. Artmaz mı? Artar tabii. İnsanlar artık şey onu, şükrünü kaybetmişler. Bunlar herhalde aç değiller ya, açlığın ne olduğunu bilmiyorlar. Şükrümüzü kaybettik. Allah'tan ki var alırız. Cebimizde paramız da pahalı mali olsa da alırız. Recep Tayyip Erdoğan'a da oyumuzu vereceğiz inşallah. Siz? Biz de aynı şekilde evet. Teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan reisimiz. Başka kimse yok. Burası Erzurum. Milliyetçi bir yeriz. Muhafazakarız. Sana da sorsun istersen. Sormasına gerek yok. Cevabı verdin. Reis. Düşünüyoruz. Peki sizce kim kazanır? Tayyip kazanır. Sizce? Aynen Tayyip kazanır inşallah. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misiniz? Evet gideceğim. Peki sizce kim kazanır? Vallahi yüreğim Cumhuriyet Halk Partisi'ni istiyorum. Ben İyi Partiliyim. Ama şu şeyin değişmesini istiyoruz. Başka bir şey demiyorum. Ha, halk yorgun. Hayırlısı. Halk çok yorgun. Başka bir şey diyemiyorum. Yazık yani. Ha, sağ olsun bugüne kadar iyi veya kötü Cumhurbaşkanımız da görevini yapmıştır. Bundan sonra da artık gençlerimizin gelmesini istiyoruz. Ha, şunu da söyleyeyim. Yani şeyde Cumhurbaşkanlığında ben genç kardeşlerimi görmekten daha mutlu olurum. Ben diyorum adam bayağı şeyler yaptı yani. Kötünün yine çok iyisi. Seviyoruz AK Parti olsun yine. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misiniz? Tabii ki de. Görevliyiz hem de biz. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan? Vallahi biz reisçiyiz. Kesin Tayyip Erdoğan kazanır. Arkadaşlara da sorun. Fark atacağız. Bu sefer fark atacağız. Yani 49,5'la geçtik ama bu sefer bayağı bir fark atmayı düşünüyoruz. Yani 14'ünde biz kınayı yaktık. 28'inde düğüne herkesi bekliyoruz inşallah. Evet. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır Erdoğan mı? Erdoğan. Tabii ki. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Yani bunu sormak bile şey. Tabii ki Erdoğan. Tabii ki reis. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misiniz? Evet, gideceğim. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan reis kazanacak. Oylarımız reise yine alacağız. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misiniz? Evet, her vatandaş gibi evet. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? İnşallah Recep Tayyip Erdoğan, dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. İstikrar için, ülkemiz için en doğru olanı onun olduğuna kanaat getirip inanıyoruz. İnşallah o kazanır.
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misiniz? Evet, gideceğim. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Kimin kazanacağını bilmiyorum da ben Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum. Neden? Ya çünkü bir şeylerin değişmesi gerekiyor artık. Bir değişiklik görelim. Ben doğduğumdan beri aynı kişi başta. Bakalım bu ne yapacak yani. Bir de ona bakmak istiyorum. O yüzden Kılıçdaroğlu demek istiyorum yani. Gitmeyi düşünüyorum, evet. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan? Bence Erdoğan kazanır. Neden? Şu anda oluşan durumlar diyelim. Erdoğan'ın lehine. Evet. Peki Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan? Tayyip Erdoğan. Erzurum Tayyip Erdoğan. Yani sorduğunuz soru da biraz şeydi. Erzurum hep Tayyip Erdoğan yani. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. Sana gitsen ne olur ki? Bütün Türkiye Tayyip Erdoğan. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misiniz? Evet. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu abi. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misin? Evet, gideceğim. Peki Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Erdoğan. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Erdoğan. Şüphesiz. Erdoğan. Evet. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır Erdoğan mı? Ya şimdi önceden şu süreçte tabii iki taraf da kazanmadı ama bakalım, her şey olabilir. Burası Türkiye yani. Öyle. Sizce? Aynı şekilde. Evet, gideceğiz. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır Erdoğan mı? Yani zor bir soru ya. Çalmazlarsa Kılıçdaroğlu kazanır. Çalarlarsa Erdoğan kazanır. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Evet. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır Erdoğan mı? Gülşen, ben çok yorum yapmak istemiyorum. Hayırlısı olsun ülkemiz için. Yani başka bir şey demek istemiyorum şu an. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misiniz? Evet, gideceğim. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Ya şöyle, şimdi ekonominin zaten kötü olduğunu biliyoruz ama bunların dışında Erdoğan'a oy vermemiz için birçok neden var. Bunun en büyük nedenlerinden biri HDP. Yani bizim için önemli olan, şu an için önemli olan ülkenin geleceği. Ülkenin geleceğini Erdoğan'la görüyoruz. O yüzden Erdoğan'a oy vereceğiz. Yani Erdoğan daha mantıklı şu an gözüküyor. Evet, ekonomi kötü. Ama karşı tarafta saf alanlardan ötürü biz Erdoğan'a oy veriyoruz. Ben MHP'liyim, MHP'ye oy veriyorum. Ama şu an yani normal olarak düşününce düşmanımın düşmanı benim de yani dostumdur diye bakıyoruz ve o yüzden Erdoğan'a veriyoruz. Şimdi karşı tarafta başörtülü bayanlara, işte başörtüye bir metrelik çaput diyen insanlar var. Sonra işte APO'ya özgürlük isteyen var. Hani APO'nun siyasi özgürlük yerini isteyenler var. Sonra Demirtaş'a özgürlük isteyenler var. Sırf bu yüzden bile Erdoğan'a oy verilir yani. Karşı taraftakilerden ötürü aslında şöyle, oy veriyoruz ama bizi bu safa itenler var. Bunun en büyük nedeni Kılıçdaroğlu'nun HDP yakınlaşması. Şimdi İmamoğlu da Erzurum'a geldi, miting yaptı. Van'da iki gün önce zafer işareti yapanlar Erzurum'a gelip Bozkurt işareti yapmaları bize mantıklı gelmiyor, doğru gelmiyor yani. Sizce Kılıçdaroğlu kazanır yoksa Erdoğan mı? İnşallah Erdoğan kazanacak. Neden? Ki herkes söylediği gibi oylarını verirse tabii ki Tayyip Erdoğan kazanacak. Çünkü ondan başka lider yok ki. Yani görülebilecek lider yok. Ben de sana sorayım. Kılıçdaroğlu mu şey mi? Yani Erdoğan mı? Bir gazeteci olarak. Şu an ben de bilmiyorum aslında. Biz de bilmeyecek de fikriniz vardır. Hayır, bana kalırsa yani açık ara önüne götürecek inşallah. Erdoğan. Evet, Erdoğan. Arkasındayız sonuna kadar. Ben tek bir oyla arkasındayım. Kazanır kaybeder onu da bilemem ama inşallah kazanacak. Vallahi ne? Eline vermeye inşallah. Çünkü ondan başka lider yok. PKK kaynağı birleşmiş zaten milletin anasını ağlatacak. Milleti kandırır, o ne edeyim, bu ne edeyim. 10 yıl geriye, 20 yıl geriye götürecekler. Yani bizim halkımız, genç kesim bunu biraz oturup düşünse, hani tamam değişiklik istiyorlar ama yani Tayyip Erdoğan'dan farklı insan bu Türkiye'ye değişiklik getiremez. Çünkü dünyaya hükmeden bir lider. Gerçekten öyle. Hani Türkiye'yi bırak, adam zaten Kılıçdaroğlu kendi partisine, kendi milletvekillerine sözünü geçiremeyen bir insan. Hani dünyaya nasıl hükmedecek, Türkiye'ye nasıl hükmedecek? Hani bizim genç toplum biraz bunu oturup düşünse, hani akılın fikrin yolu birdir derler ya, o yolda gidecekler de işte. Hani bunu düşünen yok. Hani ben Tayyip Erdoğan değil de CHP'ye oyumu vereyim, ne yaparlarsa yapsınlar değil. Çünkü 98 yılında dedemin, annemin zamanında ben SSK'yı hatırlıyorum. Yani parasıyla annem dedeme ilaç alamıyordu.
3 gün 4 gün SSK'ya gidiyordu ki adam parasıyla ilaç alabilsin. Bak şimdi de eczacılar bize eve telefon açıyor ki teyzenin raporlu ilaçları çıktı gelin alın diye. Bunu azıcık durup düşünse bizim toplumumuz, bizim gencimiz hani der ki ya bu adam tamam Türkiye'yi yönetti. Türkiye değil dünyayı yönetti. Dünyayı Türkiye'nin ayağına serdi. Ama yok işte düşünmüyorlar ondan ama inşallah kazanır. Allah'ın emrini bilir. Allah'ın kelamı çıkır ağzından. İnşallah kazanır. İnşallah ümidimiz kazanır. Gerçek bir oyun var. O da Tayyip Erdoğan'ın başkasında olamaz. Asla. Yıllardır kalkmışık ona verecek. Yani 21 senedir, 22 senedir Tayyip Erdoğan AK Particiyim. Yine de ona. Ha, kazanmayacağını bilsem bile yine ona veririm. Asla bir başkasına vermem. Merhaba, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misiniz? Gideceğim. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Erdoğan'ın kazanacağını düşünüyorum. Bu kadar. Neden? Bilmiyorum. Yani oyda da zaten en yüksek o almıştı. O yüzden bu kadar düşünüyorum. Evet gideceğiz. Tabii ki gideceğiz. Koşarak gideceğiz. Evet. Kesinlikle. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Tabii Erdoğan ki Erdoğan. Kazanacak. Kesinlikle. Biz Erdoğan'ı destekliyoruz. Herkesin fikrine saygı duyuyoruz ama Erdoğan'ı destekliyoruz. Yani birçok nanköre rağmen yine Erdoğan'ın kazanacağından eminiz. Hem de. Kesinlikle. Allah'ın izniyle. Memnun kaldınız mı cevabımızdan? Hayır. Herkesin görüşüne saygı duyuyoruz kesinlikle. Ama o bizim fikrimiz. Tabii. Erdoğan'ı sonuna kadar destekliyoruz. Yani onun yaptıkları göz ardı edilirse, yani buna da nankör dediler yani edenlere. Kesinlikle Erdoğan. Merhaba. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misiniz? İnşallah. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Umarım Kılıçdaroğlu kazanır. Yani bu devran döner. Bugüne kadar yeter Erdoğan. Biraz da Kılıçdaroğlu olsun. Hayatımız değişir. Çünkü gerçekten çok zor şartlarda yaşıyoruz. Ben emekliyim. Emekli maaşıyla çok zor geçiniyorum. Yani neredeyse acım. Daha doğrusu bir kafeye gidip bir kahve içemiyorum. Canım bir şey istiyor alamıyorum çocuklarıma. Yani zor şartlarda yaşıyorum. Şu anda hem depremzedeyim. Kaç ay oldu buradayım. Zor şartlarda yaşıyorum. Artık yeter bence. Bu devran dönsün. Gideceğiz. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Görüş bildirmek istemiyorum o konuda. Gideceğim tabii. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Erdoğan'a vereceğiz. Erdoğan'a oyumuz. Onda ömrümüz de Allah ona versin. Allah Erdoğan'sız bizi yapmasın. Yalnız bırakmasın. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misiniz? Gideceğim. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Valla vatanını seven Erdoğan'a verir. Ama sevmeyen biri varsa onda gözünü Kılıçdaroğlu'na versin. Eğer vatan bulacaksa Kılıçdaroğlu'na verdiği zaman oyunu. Şimdi oy verenlerin koltukları kabardı mı acaba? 4 tane civan gitti bak. Hı? Buna ne diyeceksiniz? Valla ben vatan haini değilim. Vatan hainlerine de bundan sonra selam da vermeyeceğim. Tanıdık var mı? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misiniz? Tabii. İzmir'de gideceğim ben. Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Yani tek çare o yani. Yani HDP ile işbirliği yapan insanlarla bizim işimiz olmaz. Biz ülkücüyüz, MHP'liyiz, Tayyip Erdoğan'ı seviyoruz. Ve bu insanlar anlasın ki bu ülkede asker, bürokrat, savcı, doktor, hakim takır takır maaşlarını alıyorlar, ikramiyelerini alıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Bunu da AK Parti hükümeti yapıyor. Allah onlardan razı olsun. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Allah devletimize zeval vermesin. Depremzedeki insanlara yardım ediyor. Enkazlar kalkıyor, evler yapılıyor. Antalya'daki o yanan evlerin yerine evler yapılıyor. Kimse nankörlük yapmasın kardeşim. Bu kadar basit. Tayyip Erdoğan'a Allah uzun ömür versin kardeşim. Bu kadar diyorum. Diyeceğiz. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu kazanır yoksa Erdoğan mı? Erdoğan tabii ki ya. Kılıçdaroğlu zor. Hani kimse bizim şeyimiz reis. Başka da şeyimiz yok. Ondan başka başkanımız yok. Elbette vatandaş görevimizi yapmak zorundayız. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu yoksa Erdoğan mı kazanır? Tablo belli. Tablo belli. Kim? Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan. Tebriklerimle. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminde sandığa gidecek misiniz? Elbette. Peki sizce Kılıçdaroğlu mu yoksa Erdoğan mı kazanır? Allah'ın izniyle Erdoğan. Tabii ki. Peki sizce kim kazanır? Tayyip Baba.